Merhaba arkadaşlar. Çağrı Merkezi'nde müşteri ilişkileri yönetimi dersinin 5. ünitesine gelmiş durumdayız. Müşteri ilişkileri yönetimi teknolojileri. 1990'lı yıllarla beraber ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasıyla müşterilerin tercih olasılıkları da artmıştır. Aynı zamanda teknoloji inanılmaz bir gelişim göstermiş ve iş süreçlerini etkilemiştir. Böylece müşterilere farklı kanallardan ulaşmak mümkün olabilmiştir. Teknoloji ve rekabetteki gelişmeler de göz önünde bulunduğunda müşterilerin değişen ihtiyaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Müşterinin bilgi düzeyinin artması ve bilinçlenerek daha seçici hale gelmesiyle birlikte müşteri kendisine daha fazla değer verilmesini istemektedir. Müşteri kendisine sunulan ürünlerin kaliteli ve düşük maliyetli olmasını istemektedir. Müşteri ürün ve hizmetlerin kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun olmasını beklemektedir. Müşteri, kendisiyle dürüst, yakın, sıcak ve güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını beklemektedir. Müşterinin değişen konumu nedeniyle işletmeler tamamen müşteri merkezli olmaya yönelmek, müşteri sadakatini oluşturmak ve müşterinin uzun dönemli güvenini kazanmak istemektedir. Tüm bu gelişmeler, işletmelerin rekabette var olabilmelerini ve sürdürülebilirliğini sağlamaları için müşteri ilişkileri yönetimini tek çıkış yolu olarak görmelerine yol açmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi teknolojileri ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. Müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelerin stratejilerini oluştururken bu stratejileri destekleyecek teknolojik kullanımını daha ön plana çıkarmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminde müşterilerin tanımlanması, sınıflandırılması, onlarla iletişim kurulması ve etkileşim halinde olunabilmesi için müşteri ilişkileri yönetimi teknolojisine gereksinim vardır. Müşteri ilişkileri yönetimi stratejisinde genel olarak 3 tür teknolojiye başvurulmaktadır. Veri tabanı, interaktif medya ve ısmarlama seri üretim teknolojisi. Şimdi bu teknolojileri sırasıyla ayrıntılarla görelim. Her müşterinin işletme ile yapmış olduğu işlemlerin ve kurduğu ilişkilerin sistemsel biçimde hafızaya alınması olarak değerlendirilebilecek veri tabanı, müşteri ilişkileri yönetiminde sıklıkla başvurulan teknolojilerden biri durumundadır. Veri tabanı, seçtiği hedef kitleye ait yoğun bilgi veren, hedef kitlenin pazarla ilgili bütün talepleri karşılamayı amaçlayan, mevcut müşteriler ile muhtemel müşterilerin ticari veya ticari olmayan bütün iletişim çabalarını, kayıtlarını çeşitli manyetik ortamlarda saklayan, işleyen ve güncelleştiren, istenildiği zaman bu bilgileri veren, bütün bu işlemler ile müşterilere daha yakın olan bir pazarlama yöntemidir. İşletmelerin pazarlama iletişimi çabalarını doğru olarak yönlendirebilmeleri için bir veri tabanının şu bilgileri içermesi gerekmektedir. Girdi, çıktı ve satın alma geçmişi, araştırma, cevaplama, dağıtım sistemi detayları ve davranışlar, veri tabanı üyeleri arasındaki bağlantılar, müşterilerin marka ile olan ilişkileri, satış, pazar alanı, pazarlama ve marka iletişimi, müşteriyle ilgilenme, teknik destek ve sonuçları, müşteri elde tutma detayları ve geçmişi, demografikler ve psikografik grafikler. Çok farklı alanlarda, çok büyük oranlarda ortaya çıkan verilerden anlamlı bilgilerin elde edilmesi bir süreç gerektirmektedir. Ve bu sürecin en önemli adımı veri madenciliğidir. Genel bir ifadeyle veri madenciliği, daha önceden bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veri tabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verirken kullanılmasıdır. Veri madenciliği, verideki gizli, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı enformasyonun önemsiz olmayanlarının açığa çıkarılması biçiminde yapılan bilgi keşfi tanımını da desteklemektedir. Veri madenciliği tekniklerinin uygulandığı alanlar şu şekilde sıralanabilir.
Müşterilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi, mevcut müşterilerin elde tutulması, müşteri ilişkileri yönetimi ve değerlendirme yapılması, satış tahminlerinin gerçekleştirilmesi, hedef pazar analizinin yapılması, müşteriler arası benzerliklerin saptanması. Veri madenciliğinin kullanım alanlarından biri de mevcut müşterilerin sadakatinin tespit edilmesi ve en yakındaki müşterilerin ve yine kazanılmaya en yakın olan müşterilerin belirlenmesi ve yönetime bildirilmesi sürecidir. Verilerin veri madenciliğinde kullanılabilmesi için kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Belirli bir döneme ait yapılacak çalışmaya göre konu odaklı olarak düzenlenmiş, birleştirilmiş ve sabitlenmiş işletmelere ait veri tabanlarına veri ambarları denilmektedir. Sınıflandırılmamış verilerin benzerliklerine göre kümelenmesi olarak genel bir tanımı yapılabilecek kümeleme analizi, grupları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kümeleme işlemi, heterojen karakteristikteki grup içerisinden homojen alt gruplar çıkarma işlemi olarak tanımlanır. Günümüzde teknolojinin geldiği nokta, müşteri ilişkileri yönetim kapsamında interaktif medyanın pazarlama alanında gittikçe artan bir şekilde yer almasını olanak sağlamıştır. İnteraktif medya kanalları ile ürünlerin istenilen zamanda alınıp satılması ve ürün hakkında karşılıklı mesajlaşmalar sağlanır. Müşterinin ürün veya hizmet hakkındaki düşünceleri ve istekleri öğrenilir. Bu karşılıklı etkileşim, müşteri veri tabanlarına girdi oluşturan bilgi birleşimini meydana getirir. Çağrı merkezlerini arayan müşterilerin o anki problemlerine çözüm getirilmesinin dışında önemli olan bir başka nokta ise ürünle, müşteriyle ve problemle ilgili bilgileri veri ambarında depolamak, bu bilgileri yerleşim, yaş, cinsiyet, meslek ve benzeri kategorilere sokmak ve müşterilerin problemlerine çözüm üretirken uzun vadede bu bilgileri kullanarak müşterilere ihtiyaçları olan ürünlerle tanıştırmaya çalışmak olmalıdır. Günümüzde çağrı merkezleri bir iletişim merkezi haline gelmiştir ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda önemli roller üstlenmektedir. Genel olarak çağrı merkezleri müşteri tatmini ve müşteri sadakati açısından müşterilere sağladığı kolaylıklar şu şekilde değerlendirilebilir. Müşteriler işlemlerini fax, internet, mobil telefon gibi istedikleri kanaldan yapabilmektedirler. İlgili işletme ya da hizmet merkezine gitmek ya da sıra beklemek gibi zaman kayıpları yaşanmamaktadır. Müşteriler ülkenin hatta dünyanın farklı yerlerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Çağrı merkezleri birden fazla müşteriye eş zamanlı işlem yapma imkanı tanıdığından müşteriler hatta uzun süre beklemezler ve bu durumda müşteri memnuniyetini arttırır. Müşteriler hizmete ihtiyaç duyduğu anda işletme ile bağlantı kurma özgürlüğüne sahiptirler. İşlemler müşterinin arzusuna göre özel konumlandırılabilir. Veri ambarına kaydolan müşteri her defasında yeniden özlük bilgilerini verme durumundan kurtulur. Böylece işletme ve müşteri arasında uzun vadeli öğrenen bir ilişki sağlanabilir. Çağrı merkezlerinde kullanılan temel iletişim öğeleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Telefonla iletişim, elektronik posta, bilgisayar telefon entegrasyonu, sesli yanıt sistemi, otomatik çağrı dağıtma sistemi, arka uç entegrasyonu. Şimdi bu öğeleri ayrıntılarla görelim. Telefon, müşterilerle iletişimde etkin kullanıldığında önemli ölçüde para ve zaman tasarrufu sağlayacak doğrudan hızlı ve interaktif bir araçtır. Müşterilerle telefonla iletişimin diğer önemli bir özelliği de iki yönlü iletişim sağlama olanağına sahip olmasıdır. İki yönlü diyaloğun en önemli avantajı müşteri isteklerine göre kısa zamanda bilgi almaya ve değişiklik yapmaya olanak vermesi sayesinde sahip olduğu istekliktir. Bilgisayar telefon entegrasyonu ya da İngilizce kısaltmasıyla CTI, bilgisayar ve telefon entegrasyonunun sağlanmasını ve yönetilmesi mümkün kılan bir teknolojidir. CTI kurulumu olan bir bilgisayara sahip bir kullanıcı, gelen çağrıyı karşılama, dış arama yapma ve çağrı sonlandırma gibi temel işlemleri bilgisayar üzerinden yapabilir.
Ek olarak CTI sayesinde müşterinin aradığı numara, sesli yanıt sistemiyle tuşladığı numara gibi bilgiler de telefon sisteminden bilgisayara veri olarak aktarılabilir. Sesli yanıt sistemi, Interactive Voice Response ya da IVR dediğimiz yöntem, bilgi sistemlerine telefonla erişerek tuşlar yardımıyla interaktif bilgi alışverişi, bilgi sorgulama ve işlem yapma fonksiyonlarının gerçekleştirebildiği bir sistemdir. Otomatik çağrı dağıtma, Automatic Call Distribution, ACD dediğimiz otomatik çağrı dağıtma, gelen çağrıların veri tabanından alınan yönergeler doğrultusunda tanımlanmasını, cevaplanmasını ve sonra da çağrıların ilgili kullanıcı veya kullanıcı gruplarına yönlendirilmesini sağlayan bir telefon sistemidir. Arka uç entegrasyonu, farklı temas noktalarından elde edilen müşteri işlemleriyle, iletişimleriyle müşteri kaydı yaratılmasını olanaklı hale getiren bir teknolojidir. En genel ifadeyle ısmarlama seri üretim, her müşteriye farklı muamele yapabilmek için ve hatta ürün ve hizmetleri bireysel farklılıklara uyarlayabilmek için gerekli olan dijital teknoloji olarak tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalar, ısmarlama seri üretim ile müşteri memnuniyeti arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ismarlama seri üretim teknolojileri ile ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerine uygun sunulması mümkün olabilmekte, ürün ve hizmetler müşteriye göre üretilebilmektedir. Kısaca EMIY olarak da adlandırılan elektronik müşteri ilişkileri yönetimi, İşletmeleri müşteri ilişkileri yönetimini internet ortamı sayesinde etkileşimli ve gerçek zamanlı bir şekilde yürütmesi olarak tanımlanabilir. EMIY sayesinde müşteriler şu avantajları sağlamaktadır. E-hizmetlere kolay ve her zaman ulaşabilme, hizmet sürelerinin kısalması, taleplerin daha hızlı bir şekilde karşılanması, daha kolay iletişim, düşük maliyette hizmet sunma. İşletmeler EMIY sayesinde şu kolaylıkları elde ettirirler. 24 saat hizmet verebilme, veri transferi sayesinde daha az maliyetli iletişim, otomatize satış, bölümler arası bilgi paylaşımının hızlanması, müşteri davranışlarının takip edilmesi gibi kolaylıklar. 5. ünitemiz burada sona ermektedir. 6. ünitemizde müşteri ilişkileri yönetiminde sadakat programları konusu ele alınacaktır. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.